Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yağmura doğru sürüyoruz. Normalde video çekmeyecektim. Gezmek için çıktım aslında. CF Moto 450 SR modeliyle biraz sürüş yapayım, test edeyim dedim. Çubuk taraflarındayım. Ankara Çubuk taraflarında Karagöl'e doğru gidiyorum. Biraz keyif yapayım, sürüş yapayım dedim ama karşı tarafta beni bekleyen inanılmaz bir yağmur bulutunu görünce dedim ki kaydı başlatayım. Hem böyle bir sürüş videosu olsun, hem ara ara sohbet etmiş oluruz, hem de benim yağmur rezilliğime ortak olmuş olursunuz. Hayda. Önümüzde bir tane X-Max var. X-Max 250. Arkasına 360 kamera bağladık, onun için o önden gidiyor. Biz de yağmura doğru gidiyoruz. İnceleme öncesi motoru daha iyi anlatabilmek için biraz test ediyorum. Nedir ne değildir biraz hissiyatını yaşamak istedim. O yüzden böyle çıktık yola ama karşı taraf o kadar çok tehlikeli görünüyor ki bence bir yerde durup yağmurluğu giymemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Öndeki X-Max'in lastikleri çok kötü. Normalde ben gezmeye geldim. O da dedi ki dur benim de canım sıkılıyor, ben de sana eşlik edeyim. Ben tek başıma gezecektim, biraz kaybolacaktım yollarda, köy yollarında. Köy derken yolların güzel olduğu köy yollarında. Biraz yağmura yakalanayım, yağmur havası alayım dedim. O da dedi ki ben de kaybolayım, ben de yağmur havası alayım. Öyle birlikte çıktık. Yağmur beni korkutuyor. Görebiliyor musunuz? Umarım benim gördüğümü kameradan siz de görebiliyorsunuzdur. Burası Karagöl yolu. Karagöl ile alakalı bir video yapmıştım. İzlemeyenler o videoyu izleyebilir. Karagöl'ü gelip gezmiştik. Ankara'nın en güzel göllerinden, en güzel doğal göllerinden bir tanesi. Yağmurda da çok da güzel olacağını düşünüyorum. Manzara ve toprak kokusu açısından. Müsait bir yerde duralım da yağmurlukları giyelim ya. Aha indirdi. Oğlum yağmurlukları giyelim dedim, indirdi lan. Dur. Biraz daha ileri al. İleride boşluk var ya, boşluk. İlerideki boşluğun orada dursana. Düşüyor, düşüyor. Gidiyor, gidiyor. Yaktın bizi, yaktın ben. Dur, dur, geliyorum. Yolda duruyorum, yolda. Gel biraz geri. Daha ben ıslandık sizce. Daha ıslanalım. Ne olacak? Eridik mi ya? Tam var ya, şurada durdum. Dedim ki, yağmur geliyor. Duralım da giyelim yağmurluğu. Dedim, yağmur attı. Ne oldu? Islandın mı? Ama güzel ya, ya maşallah. Biz yağmurlu giyene kadar ıslandık. Telefonlar. Vay, bir de bak yağmurluk ayakkabısı getirmiş. Çakal, yok tabi de benim ayakkabım geçirmiyor ki. Öyle dediler oğlum, ne bileyim. Yazlık gibi duruyor ama geçirmiyor dediler. Vallahi kardeş ben alıştım. Valla yağmur yemeye. Acaba bu yağmur geçiriyor mu? Neyse test etmiş oluruz. Yer var mı? Koyalım tabi oğlum varsa. Sığar mı? Sığar. Şöyle koyarız. Hadi fotoğraf çekinek. iPhone 14 Pro Max. 15 olsa onu alırdım diyorsun he? Bu vardı, bunu aldım. Şeyde çalışmıyor ıslaklıkta. Hiçbir şey basmıyor. Neyse tamam, koy cebe ya. Hey Siri. Oğlum Siri'ye söyle açsın kamerayı. Siri kamerayı aç kız. Hey Siri. Siri kamerayı aç, kamerayı. Hadi gidelim, hadi açmadı. Kamerayı
aç. Kardeş 50 bin lira para verdin, sözünü dinlemiyor lan. Allah'tan yağmurluklar iyi ha. Hadi bismillah. Oy güzel yağdı ha. Vallahi bekliyorduk zaten böyle bir şey de. Bu kadarını da beklemiyorduk gibi sanki. Bir yandan şimşek çakıyor. Ha, cam bulandı. Allah Allah, pillok yok mu lan? E var. Niye bulandı lan bu? Pilloğun işlemediği yerde miyiz yoksa? Biraz açık kalsın. Ben şöyle biraz önden bir şey yapayım. Lastikleri test edeyim. Pirelli rosto var üzerinde. Önümü göremiyorum ha bu arada. Oy çok güzel yağıyorsun ama inşallah kameram falan ıslanmaz. İnşallah ses problemi falan yaşamam. İnşallah kötü bir şey olmaz. Oğlum kapatıyorum, buğulanıyor, açıyorum, önümü göremiyorum. Nasıl olacak bu iş? Aha doluya çevirdi. Uhu, acıyor la, acıyor. Bir daha kırmızıya geçmeyeceğim. Bir daha yasaklı yere park etmeyeceğim ya. Tamam. Tamam. Bir daha hız sınırını aşmayacağım. Allah'ım. Bir daha trafik kurallarına uyacağım. Zaten uyuyorum la ben. Olsun, hep uyuyacağım işte. Araba giremiyor, kalmış. Of. Vallahi acıyor lan. Koluma nasıl vuruyor şap şap. Abo, ben şimdiye kadar çok yağmura yakalandım ama böylesi değildi ya. Böylesi değildi. Acıyor lan. Vallahi acıyor. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel değil misin ya? Kurban oldum. Ama gerçekten acıyor. Gerçekten acıyor ya. Allah'ım bu nasıl, bu oğlum nasıl bir şey oldu bu? Nasıl kar mı yağıyor? Yol tuttu ya, yol bildiğin şey dolu tuttu ya yolda. Vallahi maşallah. İyi ya da. Devam. Ağaç altı tehlikeli oğlum. Oğlum yıldırım falan düşer ağaç altına. Oo yerler çok kötü, yavaş. Yıldırım neyin düşer? Bu fena kayıyor ha. Acayip acıyor lan. He çekiyor. Dayı, bak ellere bak, ellere. Dayı mı? Hangi dayı? Tamam, yağmuru falan bekliyorduk da. Böylesini beklemiyorduk ha. Çekil. Oğlum çok fena lan. Şş. Acıyor mu? Vallahi güzel ıslandık ha. Yani ıslandık derken yağmurluk ıslandı. Biz ıslanmadık da ayağımdan böyle hafiften bir temas hissettim. Hadi gidelim. Kayıyor, çok kayıyor. Yollar. Ah şu pislik akmayaydı, iyiydi. Neyse. Yerler halen şey, dolunun etkisi. Buz yerler. Hala kayıyoruz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş gideceğiz. Bayağı karın üstünde, buzun üstünde gidiyoruz hatta. Karda değil. Bayağı buzun üstünde gidiyoruz şu an.
Tabi gerilerde su aktığı için eridi hepsi ama burada erime falan yok. Of, buzun üstünde gidiyoruz ha. Ulan iyi ki bir yağmur sürüşü yapalım dedik. Bir yağmur indirse tertemiz eder buraları da. Yol da çok güzeldi ya. Ne hayallerle gelmiştim bu yola. Anlamıyorum da. Evet evet. Dur, oraya geçeceğiz. Hop, geçtik. Evet. Mevlam seni düşüyordum. Vallahi düşüyordum ha, emanet motorla. Yavrucuğum gel valam. Araba neyin gelir de şuraya geçeyim. Duramaz muramaz şimdi. Birisi. Ya dengede durmak çok zor ya. Çok fazla ben karda, buzda çok sürdüm ama bu hani kar gibi de değil, buz gibi de değil. Buz ama böyle mıcırlı yol gibi düşün ya. Hem mıcırlı yol hem buz gibi düşünün. Ya şu an mesela misketlerin üzerinden gidiyoruz. Sürmeye çalışıyorum. Şu an misket üzerinde sürmeye çalışıyorum. Daracık daracık sokaklar. Kızlar misket ufaklar. Kızlara koca vermiyor. Kocaman kocaman avratlar. Daha da yolumuz var ha. 100 kilometre yolumuz var. Karagöl'ün etrafından dönüp Kızılcamam'ın yakınından Ankara'ya doğru geri süreceğiz. Normalde 150 kilometrelik bir rota çizmiştim ben. Ama yollar böyle çok kıvrımlı olduğu için, köy yolları olduğu için 2,5 saat falan gösteriyordu. Herhalde bir 4 saat falan sürecek gibi. Bu arada SR450'yi de her şartta denemiş oluyoruz ha. Vallahi yağmurda, karda, kışta Ankara'da 2 saat içerisinde bütün şeyi yaşadığınız için mevsimleri 6 mevsim falan yaşıyoruz biz burada. Yazla kış aynı anda yaşadığınız oluyor mesela. Buradan sel gelmiş mesela. Hop. Şu kamyona bir yol ver kamyona. Neredeyiz lan? Tamam, doğru yoldayız ya. Haydi bismillah. Tekrar gidiyoruz. Şurada biraz soluklandık. Yağmur da tekrardan başladı yağmaya. İyi de yağıyor, güzel de yağıyor maşallah. Yoldaki bu doluları biraz şey yaptı, eritti. Yani tam olmasa da. Biraz daha rahat gidebileceğiz. Yağmurda sürmekte problem yok ama şu dolular işi mahvediyor. O yüzden biraz soluklandık. Yağmurda sürmeyi sevdiğimi biliyorsunuz ama böyle işin içine dolu molu girdim, işler karışıyor işte. Şehrin yağmuru değil de kırsal bölgenin yağmuru çok tatlı oluyor ya. Seviyorum ben buraları. Biraz basalım. Ya bak, bir İsveç olsa, bir Norveç olsa beğenirsiniz. Burası Ankara Çubuk. Bir yandan da tırsıyorum önüme eşek meşek çıkar diye. Hem iki ayaklı hem dört ayaklı. Oy, mis gibi hava, mis gibi koku, mis gibi oksijen, mis gibi yağmur.
İyi ki de gelmişim ya. Vallahi sadece benim bu siyah vizör var kaskımda. Pinok var zannediyordum. Meğersem yokmuş. Pinok yokmuş. Kapatınca buğulanıyor. Ya siyah camı ben yazın kullandığım için, çok buğulanmadığı için pinok takmamışım buna. O yüzden de buğulanıyor. O yüzden de çok rahat edemiyorum. Onun dışında her şey güzel. Bu yoldan ilk defa gidiyorum. Normalde öbür taraftan gelirken şu ana yola girmeden sağdan devam ediyorduk. Bu yol ilk defa kullanıyorum. Daha doğrusu buradan itibaren ilk defa gidiyorum. Yeni keşfetmek istediğim yollardan bir tanesi. Karagöl'ün arka tarafına dolaşıyor. İlk defa gideceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş, nasıl bir yolmuş. Hep beraber göreceğiz. Eğer güzel bir rota olursa, ki yollar güzel zaten, size de farklı bir şey olur. Ankara gezi rotası. Ankara'ya çok yakın. Yalan olmasın, 50-60 kilometre vardır herhalde. Öyle çok uzak da değil. Hani tamam, Ankara'da ağaç yok falan filan diyoruz, bozkır falan diyoruz ama Ankara'nın merkezi öyle. Tabii başkent olduğu için bazen abartıyoruz biz ya aslında kendi kendimize. Yoksa Ankara o kadar da kötü memleket değil yani. Yani o kadar da bozkır değil daha doğrusu. Çubuk tarafı ve Kızılcahamam tarafına gittikçe, tabii Bolu'ya ve hani Çankırı, Kastamonu taraflarına yaklaşıyorsunuz. Biraz daha Karadeniz iklimine yaklaştıkça yeşillik artıyor. Bu yol çok güzelmiş mesela. Buraya tekrar gelirim. Beğendim ben bu yolu. Çok iyi. Ne bileyim, belki yağmur yağınca pişman olmuşsundur diye. Gerçi benimle yola çıkan pişman olmaz da. Yolun güzelliğine bir bak ya. Dur şuradan geçeyim. Şu yolun güzelliğine bir bak ya. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. 1. Bol oksijen. 2. Ankara'ya çok yakın. 3. Biz şimdiye kadar buralara niye gelmemişiz? Niye hiç denememişiz? Bu yolları sürmemişiz? Hayır, siz de söylemiyorsunuz ki abi, Karagöl'ün arkasında böyle güzel yollar var. Orman yolları var. Ankara'ya çok yakın. Böyle yerleri bulmak çok zor Ankara'da. Hiç yazmıyorsunuz. Mesaj da atmıyorsunuz. Rota da göndermiyorsunuz. Neyse ki kolaçan var da buraları gezip sizlere video yapıyor. İzleyenler şanslı. İzlemeyenlere söylemeyin bu rotaları. Sadece izleyenler yazsın. Bak, buralar güzel piknik alanları gibi duruyor. Bayıldım, bayıldım, bayıldım yollara. Tabi bilmediğim bir yol olunca temkinli kullanıyorum. Mümkün olduğu kadar. Hadi, nereden gidiyoruz? Düz git. Bence düz gidiyoruzdur. Neyse, bence düz gidiyoruzdur.
Vallahi bayıldım. Bayıldım. Bu arada motora da bayıldım. Motor da çok iyi. Ne yapıyoruz? Tekrar dönüyoruz. Niye? Çünkü yol çok güzel. Bir tur daha atayım ben. Ben bir tur daha atayım. Bir tur daha attım. Şimdi devam ediyoruz. Ara ara yollarda böyle ufak tefek bozukluklar var. Gelecek arkadaşlar için söyleyeyim bu tarafları ama genel anlamda yol çok güzel. Çok beğendim bu rotayı. Vallahi Ankara'nın etrafında böyle bir yol olması harika. Yolu beğendim. Buraları beğendim. Altı mevsimi birden yaşadık. Şimdi altı mevsim ne diyenler için böyle değişik değişik mevsimler de yaşadık biz yolda ama onun dışında ben motordan çok memnun kaldım mesela. Motorun performansını çok beğendim. Ki ben böyle bu tarz motosikletleri biliyorsunuz çok ben çok hoşlanmam, çok sevmem, çok kullanmam ama 450 SR'ın performansını çok beğendim. Bak yolun tatlılığına bak. Bak yolun tatlılığına. Hiç aynaya bakmıyorsun. Hiç aynaya bakmıyorsun Ramazan. Bu arada ben bir rota oluşturdum aslında ama doğru rotadayız onu bile bilmiyorum. Tepelerde köyler möyler var. Doğru yoldan mı gidiyoruz onu da bilmiyorum. Çok da umurumda değil. Ama bu yoldan çıktıktan sonra şehir trafiğine girip tekrar oralarda sürüyor olmak çok daha keyifsiz olacak bu sürüşten sonra. Yaz geliyor biliyorsunuz. Artık sezonu açtık diyebiliriz. Bu tür geziler çoğalacak. Mümkün olduğunca çoğaltmaya çalışacağım kanalımızda. Daha önce de söyledim. Tek başıma gezmeyi çok seviyorum. Ama belki bir kişi, üç kişi, beş kişi çok nadir de olsa burada Ankara çevresine yolculuklar yapabiliriz sizlerle beraber. Bu yüzden Instagram'ı takip etmeniz gerekiyor. Nereye geldik bilmiyorum. Instagram'ı takip ederseniz çok memnun olurum. Bu arada videomuzu halen beğenmediyseniz videomuzu da beğenin. Genelde unutuyorsunuz. Köydeyiz ama ne köyü bilmiyorum. Ama seviyorum abi böyle köyleri. Burası tam bir köy bakmayın. Köy kokuyor mesela. Siz bunu alamıyorsunuz ama bayağı köy kokuyor burası. Oho, bahar kokuyor. Bahar gelmiş Turfan Dağı otlanmış. Darariraririram. Bizim evde bayram günü kutlanmış. Darariraririram. An sarhoş, ancı sarhoş. Yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbimden. İçimdeki sancı sarhoş. İçimdeki sancı sarhoş. Bak bak bir hareketler yapıyor. Şu arkadaşı önümden alayım. Biraz şey yapayım. Bu arada hani tanımayanlar için arkadaş Ankara Esnaf Kuryeler Odası Başkanı. Şu an Kuryeler Odası kuruluş aşamasında özellikle izleyen kurye arkadaşlar varsa desteklemeleri önemli tavsiye edilir. Kurye odaları özellikle esnaf kuryeler için önemli. Türkiye'de şu an herhangi bir esnaf kurye odası yok ama Ankara'da ilk odayı kuracağız. İşte kurucu başkan Ramazan Başkan. O da bu iş için çok koşturuyor benimle beraber. Neredeyse hemen hemen aynı dönemlerle başladık şeye. Kuryeliğe. Onunla beraber yıllarca kuryelerin hakları için koşturduk. Halen koşturmaya devam ediyoruz gerçi. O biraz daha resmi makamdan koşturuyor. Ben de destek veriyorum. Gerçi ben de içlerindeyim de.
Diğer türlü ben de sosyal medyadan mümkün olduğunca destek vermeye çalışıyorum kurye arkadaşlara. Sanıyorum Kızılcamam'ın arka taraflarına bir yere geldik. Daha doğrusu Kızılcamam'a geldik. Burası karşıtı Kızılcamam herhalde diye düşünüyorum. Buradan normal İstanbul yolu Ankara yoluna bağlanıp Ankara Bolu yoluna bağlanıp daha doğrusu Bolu Ankara. Kızılcamam Ankara. Neyse işte o yola bağlanıp Ankara'ya doğru süreceğiz. Ama benim navigasyon yine kulağıma fısıldamıyor. Hadi buraya kadar tamamdı ama buradan sonrası navigasyonun bir şeyler söylemesi gerek. Şu kenara duralım da haritaya bir bakayım. Evet tamam hadi. Yemek yediğimiz yerde bakalım. Merkeze mi girelim? Aslında biraz ileride gidiyor. Hocanın yeri var ama. Biraz ileride. Tamam bildiğim yerse gidelim. Tamam devam et. Çok acıkmış belli ki bir yemek yiyelim diyor. Gidelim yiyelim. Nerede bilmiyorum. Kızılcamam'dayız. Tamam işte. Doğru. Yani tam buradan mı çıkacaktık bilmiyorum ama navigasyonla alakalı sanırım buradan çıkmayacaktık gibi ama buradan çıktık. Güzel oldu. Biraz ileride derken bayağı ilerideymiş yani. Bolu'ya doğru gidiyoruz şu an. Oğlum merkezde yeseydik ya biz nereye gidiyoruz ya? Kızılcamam merkezinden çık hemen ileride de bizi kaç kilometre öteye getirdi bak. Birisi size biraz ileride dediğinde kilometreyi soracaksınız bundan sonra. Bak bu size tecrübe olsun. Bana tecrübe oldu. Size de olsun. Birisi size hemen ileride, hemen geride, hemen şurada dediğinde o hemenin açılımını sorun değil ki hemen de ne kadar? Kaç kilometre? Bir de diyorlar ki 160'tan sonra sallama yapıyor. Oğlum alet ok gibi gidiyor, ok gibi. Girdi mi la bu buraya? Ramazan senin hemen anlayışın. Hemen demedin mi? 8-10 kilometre ileride dedin. 8-10 demedin, hemen ileride dedin. Hemen ileride dedin lan. Kızılcamam'ın içini bıraktık buraya mı geldik? Geride de vardı, şey daha önce orada da dedik, güzeldi. Kanımızı doyurduk çok şükür. Allah olmayanlara da versin. Yolumuza devam ediyoruz. Hop. Yok mu?
Şuradan geçtik. Şelale de ne güzel. Vallahi yorulmuşuz ya. Bu tarafa gelirken ben Çubuk dolaylarında falan bir güzergah açtım. Yani hangi yoldan gideceğimi bilmeden. Yani gideceğim yolu ilk defa gideceğimi bilerek. Yani bir güzergah açtım. Kendime bir yol belirledim. Daha önce gitmediğim yolları işaretleyerek yola çıktım. Ama gelirken yine yolu karıştırmışız. Navigasyon hanımefendisi de kulağıma yine fısıldamadığı için, nereden gideceğimi hiçbir şey söylemediği için, biz yine yolu değiştirmişiz. Farklı yoldan gelmişiz ama çok güzel oldu. İşaretlediğim yol daha mı güzeldi, daha mı kötüydü bilmiyorum ama geldiğimiz yoldan çok memnun kaldım. Bu yola tekrar geliriz. Size gitmek isterseniz, şimdi eve gittiğimde ben geçtiğim yolları işaretleyerek belki şeyi de bırakırım aşağı, haritayı da bırakırım. Oradan size gelebilirsiniz. Gayet keyifli bir yolculuktu. Gittik geldik. Şimdi Kızılcahamam'a doğru gidiyoruz. Kızılcahamam'dan sonra Kızılcahamam'dan sonra Ankara'ya doğru yardıracağız. Bak, burası da meşhur karga sekmez virajları. Ankara motorcuların viraj yapmaya geldiği yerler. Buralara bak. Motorcu dostu bariyerler yapıldı. Çok mücadele vermiştik biliyorsunuz. Yıllar yıllar önce başlayan mücadelemizde tam anlamıyla başarıya ulaşmasak da buralara yapıldıktan sonra bir sürü motorcu arkadaş kaza yaptı, çarptı ve hayatları kurtuldu. Bu yönden içim çok rahat. Motorcu dostu bariyerlerde de hani hiç mütevazilik yapmayacağım ama çok emek verdik. Çok uğraştık buralar için. Dediğim gibi %100 olmasa da birçok yere yaptırdık. Emeklerimizin karşılığını kısmen de olsa aldık diyebilirim. Ramazan, aynaya bak. Yağmurla başlayıp fırtınayla, doluyla devam edip yaz havasıyla veda ediyoruz arkadaşlar. Ankara'ya girdik artık. Uzun bir trafik kuyruğu çekeceğim böyle. Bir video içerisinde bir sürü mevsimi yaşadık. Biz Ankara'da hep böyleyiz, hep böyle yaşıyoruz. Size de bir videoda bunu an be an net bir şekilde göstermiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. En azından Ankara'da neler çektiğimizi de görmüş oldunuz. Şu aynalar. Keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Herhalde ayarlasak böyle denk getiremeyiz. Hem yollar güzeldi, hem farklı farklı hava şartlarında sürüş yapmış olduk. 450 SR'ın performansını her hava şartında da bir gün içerisinde test etmiş olduk. Sorularınız varsa motorla alakalı yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza muhtemelen abonesinizdir buraya kadar izlediyseniz zaten sonuna kadar. Ama bildirimleri açmadıysanız kontrol edip bildirimleri açabilirsiniz. Instagram'a da bekliyorum takip etmeyen arkadaşları. Orada da güzel şeyler oluyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şaşı çevirdi Ankara'lım. Daşa çevirdi.
Niçin günlerimi boşa çevirdi?